kardeşlerimiz. Sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İncil'de geleceği müjdelenen Faraklit kimdir? Ee, İncil-i Şerif'te özellikle İncil, Yuhanna, Bab 14, 15 ve 16'da Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra geleceği müjdelenen peygamberin bazı özelliklerine yer veriliyor. Dolayısıyla bir kelimenin hangi manaya geldiğini ve acaba bu kastedilen mananın kime baktığını iyi anlayabilmek için hangi özelliklerle müjdelendiğini ve bu özelliklerin Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra kimde çıktığının belirlenmesi gerekiyor. Bu açıdan Hz. İsa Aleyhisselam'ın dilinden İncil'de geçen, kendisinden sonra geleceği müjdelenen ve faraklit olarak geçen kişinin özellikleri şöyle. Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutun. Ben de Rab'den dileyeceğim ve o size başka bir Faraklit verecektir ki daima sizinle beraber olsun. İkincisi, benim adımla Rabbin göndereceği Faraklit size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir. Her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir. Bir diğeri, faraklit geldiği zaman iman edesiniz diye gelmeden önce size şimdi söyledim. Bir diğeri, Rab'den size göndereceğim faraklık geldiği zaman o benim hakkımda tanıklık edecektir. Bir diğeri, ama size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem faraklık gelmez ama gidersem onu size gönderirim. Bir diğeri ama Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek sez şeyleri size bildirecektir. Yine bir başkası o Faraklit beni yüceltecek. Çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek. Burada faraklet olarak geçen ve bir kısım özelliklerini okuduğumuz Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra gelecek geleceği olan bu peygamberin İsa Aleyhisselam tarafından ismi Faraklit olarak geçmekle beraber Süryancede Münhemenna, Yunanca'da Priklitos'tur. İşte Faraklit, Priklitos, Münhemenna hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım bütün bu kelimelerin Arapça karşılığı birebir Ahmet'tir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ismim Tevrat'ta Ahyet, İncil'de Ahmet, Kur'an'da Muhammed'dir buyurmuş. Hatta bir Kur'an ayetinde, Saf suresinin 6. ayetinde Allahu Teala İsa Aleyhisselam'ın diliyle şöyle bize haber verir. Min ba'd ismuhu Ahmet. Ben size benden sonra gelecek bir peygamberi müjdeliyorum. Onun adı Ahmet'tir diye Kur'an'da da bu şekilde bir müjde geçiyor. Şimdi burada özellikleri anlatılan bu zatın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bulunduğunu görmekteyiz. Hem Allah'ın bildirdiklerini bize aynen bildirecek, hem İsa Aleyhisselam'ın bildirdiklerinden daha fazlasını bize bildirecek ve hatta İsa Aleyhisselam hakkında söylenen yanlışları düzeltecek ki İsa aleyhisselam Allah'ın bir kulu ve peygamber olmasına rağmen onu ilah özelliğine çıkarmaya çalışmışlar, iftira etmişler İsa aleyhisselama. Hazreti Meryem annemize iftira etmişler. Hristiyan dünyasının İncil'in aslına ekledikleri yanlışları düzeltecek bir peygamber gelecek. İşte bu peygamber Alesrat ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu özellikler İsa aleyhisselamdan sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed'den başka hiç kimse de görülmüyor. Hatta faraklık kelimesinin İncil tefsirlerde şöyle bir açıklaması söz konusu. Faraklit, hak ile batılı ayıran, birbirinden ayıran ve gerçeği ortaya çıkaran. Yani bizim Faruk dediğimiz kelimenin karşılığı Faraklit. Kelime benzeri de söz konusu. Arapçadaki Faruk'la. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ismi de Faruk'tur. Kur'an'ın da bir ismi Faruk'tur. Yani bu açıdan baktığımızda Faraklit ile kastedilen zatın Ahir Zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olduğu açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır.